Kendi fikirlerinin dışındaki fikirleri daima gaddarca baskı altında tutmaya çalışan sen, şahsına yönelik yapılan her türlü muhalefete karşı şiddetli ve kavgacı bir kimliğe bürünüyorsun. Bunlar senin mi yoksa iblisin sözleri mi? Çünkü ikisini birbirinden ayırt edemiyorum. Sevgili Mitrendirler, bugün Stephen Zweig'in Vicdan Zorbalığa Karşı ya da Castillo Calvene adlı kitabını Can'la birlikte inceleyeceğiz. Kitap 1936 yılında yayınlanıyor ve yayınlandığı dönemde Avrupa'da sansasyonel bir etki bırakıyor. Yalnız senin burada bir yanlışın var. Kitap yayınlandığı dönemde değil. Kitap 500 sene önceki bir olaya atıfta bulunurken o dönemde hiçbir sansasyona sebep olmuyor. Calvin tarafından sansüre, baskıya uğruyor. Bu sansasyonel hikaye 400 sene sonra Stephen Zweig tarafından Avrupa'da büyük bir yankı uyandırıyor. Yaşandığı dönemden tam 400 yıl sonra. Vicdan mı, zorbalık mı? Tarafını seç. Ben zaten giriş metninde tarafımı seçmiştim. Eğer seçtiysen rahat rahat sana bu soruyu sorabilirim. Kitabı nasıl buldun? Vicdan zorbalığa karşı ya da Castillo Calvene karşı. Buradaki vicdandan kastımız veya zorbalıktan kastımız ne? İlk öncelikle bunların cevabını bilmek lazım. Kitabın içerisinde iki tane temel unsur var. Birincisi vicdan, ikincisi zorbalık. Ve vicdan ve zorbalığı temsil eden iki tane metaforumuz var. Birisi Castillo, diğeri Calvin. Her insan biraz Calvin'dir bana göre. Ve her insan biraz Castello'dur. Serveto? Üçüncü bir şahıs olmadığı için Serveto'ya gönderme yapamadım. Ama Serveto bizim kalbimizde yaşıyor. Vicdan, insandan insana, toplumlardan topluma ve inançlardan inanca değişen farklı bir algı. Herkes kendi vicdanın olduğunu zanneder. Ama herkesin içerisinde de bir zorbalık vardır. Kitabı nasıl bulduğumla ilgili sana şunu söyleyebilirim Can. İçerisindeki olguları sana 400 yıl sonra da yaşatabilen ve vicdanın ve zorbalığın hala günümüzde devam ettiği bir evrende yaşıyoruz. Yani 400 yıl önce yazılmış bir kitabın içerisinde geçen öğeler bizim şu anki gerçeklerimiz oluyor. Ben kitabı özellikle bir tarih kitabı olarak ele aldım. Bu romanı bir tarih kitabı olarak ele almak ne kadar doğru bilmiyorum ama insanlık kitabının dışında bunun tarih kitabı olma özelliği de var. Hristiyan dünyasında büyük bir ayrılmanın eşiğinde yeni oluşan Protestan dünyasında iç çekişmeler. Bu olayları yakından görmek, oradaki halkın duygusunu, inançlarını ve kaosun içerisinde bir düzen kurmaya çalışan insanları görmek beni çok mutlu etti. Dediğim gibi bir tarih kitabı olarak da ele aldım ben bunu. İnsanlık tarafını sen çok güzel bahsettin. Tekrardan ben oraya girmeyeceğim. Ama Martin Luther'den sonraki yeni oluşan dünya beni bir tarih sever olarak içine çekti diyebilirim. Ana karakterimiz Calvin. Diktatör ve zalim birisi. Tabii bizim bildiğimiz kadarıyla. İlk olarak yapması gereken şey basitti. Hitap edeceği, kontrol altına alabileceği bir toplum bulmak. Cenevre. Bunu bulduktan sonra bu halkı diktatörlerin en büyük silahı olan terörle kontrol altına aldı. Bu kadar kalabalık, Avrupa'nın belki de en neşeli halkı bir anda Avrupa'nın en ruhsuz, en sıkıcı, tek bir kural yani meşhur disiplinle beraber hareket eden bir insan güruhuna dönüştü. Peki Calvin bunu nasıl yaptı? Basit. Çoğu halk güçlü bir lider arayışındadır. Kendisini yönetebilecek, zaferlere, başarıya ulaştırabilecek, ruhunu kurtarabilecek bir lider. Calvin sarsılmaz inancı, kırılmaz benliği ve kararlılığı sayesinde bu halkı çok kolay kontrol altına aldı. Zaten hatırlarsan karışık ve kaos ortamında bir toplumdu Calvin geldiği zaman. Calvin ruhsuz bir adam. Disiplini gibi eğlenceli şeyleri sevmeyen, disiplini gibi kendisine bakınca aynı katılığı, aynı soğukluğu görebileceğim bir adam. Sana bir soru sormak istiyorum. Calvinler bitmedi. Calvinler devam edecek. Calvinlerin sayısı azken neden Castello gibi on binlerce insan tek bir Calvin'e karşı çıkamıyor? Her toplumda bir servet olması lazım. Toplum içerisinde Calvinler az olmasına ve Serveto gibi hümanistler çok olmasına rağmen direnecek, bunu dile getirebilecek kişi sayısı çok azdır. Neden? Çünkü şöyle bir olgu var. Her zaman baskı kuranlar kolektif hareket ederler. Ama direnişçiler, yani Serveto gibi hümanist insanlar her zaman dağınıklardır. En büyük dezavantajımız da budur. İsterseniz size Serveto'dan biraz bahsedeyim. Serveto, disiplin ve Calvin kelimelerinin halkın üzerinde kurduğu baskıyı ve bu baskı karşısında tek tip düşünceye sürüklenen toplumu İspanya'dan gelen Serveto, Puki eğitim görmüş, total entelektüel bir kişiliğe sahip bir insandı. Ama her İspanyolun içinde bir La Mancha'lı Don Quixote vardır.
Serveto da bu romanımızın Don Quixote'u. Ama Serveto'nun en büyük hatası Calvin'in oluşturduğu tiranlığa karşı sesini yükseltip şiddete meyletmesi. Calvin'in yani onu tuzağa çekmesi. Serveto bu tuzağın içerisine çok kolay düşüyor. Castello düşmüyor. Castello akıllı bir adam. Castello çok akıllı bir adam. Ama Serveto da çok akıllı bir adam. Serveto Castello'dan bana göre daha akıllı bir adam. Daha cesur bir adam diyebilirim ben sana. Serveto bana göre. Sanki Serveto'yu ölüme sürükleyen kendisi değil ve Serveto'yu yanarak idama sürükleyen kendisiydi. Ve işin acı tarafı Calvin bunu yaptıktan sonra hiçbir şekilde vicdanı umuruna bile gelmiyor. Zaten gerçek Calvin bu. Zaten gerçek zorbalık bu. Kitapta asıl bahsedilen şey de bu. Peki sence Serveto ne yapsaydı da Calvin'i alt edebilirdi ve yakınlaşabilirdi? Eğer Serveto dönemin çağdaş hümanistleri gibi Erasmus, Thomas More gibi bir köşesine çekilip yazı yazmaya devam etseydi, aşırı Hristiyan karşıtı düşünceleri öne sürmeseydi, Serveto kazanırdı. Ama şunu belirtmekte fayda var. O dönemde kim olursa olsun, Castello, Serveto, Erasmus, Thomas More, bunların hiçbiri kazanamadı o dönemde. Yaşadıkları zamanda bu adamlar kendi zaferlerini, kendi bakış açılarının aslında doğru olduğunu göremedi. Çünkü gaddarlık döneminde, canilik döneminde, zorbalık dönemlerinde kazanamazsın. 100 yıl sonra kazanırsın. 200 yıl sonra kazanırsın ya da 400 yıl sonra kazanırsın. Düşünce her zaman ya da daha doğrusu vicdan her zaman bulunduğu dönemde maalesef keskin bir zafer elde edemez. Sadece vicdanı olan insanlar, vicdanı ölmemiş insanlar içinde ufak da olsa bir ateş yakar. Bir insanı öldürmek, bir fikri öldürmek anlamına gelmez. Bir insanı öldürmek anlamına gelir, der Castello. Castello her zaman hoşgörünün, hümanistliğin kitapta görülen en bariz sembollerinden bir tanesi. Castello yaşayan, yaşamış ve yaşayacak olan kişiler. Kitapta Castello, Calvin'e karşı büyük bir hırsla kendi yöntemleriyle savaşan bir adam. Bunu yazılarıyla, Calvin'e karşı Calvin'in sözleriyle yapan bir adam. Bunu pasif hümanistlerin karesi olan Basel'de, gizli saklı matbaalarda, belki de çağımızın en önemli eserlerini yazarak yapan bir adam. Castello şüphesiz ki hem bizim hem sizi en etkileyen karakterlerden belki de bir tanesi. Sana şunu sormak istiyorum. Castello der ki, bir ülkede sapkın diye öldürülen birisi başka bir şehirde şehit olarak alınabilir. Huzurlu ve mutlu yaşamanın bir yolu, bolca dinin ve hoşgörünün olduğu belki de ütopik bir şehirdir. Sence Castello'nun bu fikirleri hala günümüzde etkinliğini koruyor mu? 400 yıl öncesinde yaşanan bir hikayeyi aklınızın bir tarafına koyun. Ve 400 yıl sonra bunu kaleme alan bir yazarın fikirlerini aklınızın bir kenarına koyun. Yani Castello'nun fikirleri hala günümüzde yaşıyor. Zaten Castello'yu Castello yapan en önemli öğe de o. Çağını aşması ve hala günümüze kadar devam etmesi. Castello hala günümüzde yaşıyor. Neden yaşıyor? Çünkü toplumda Calvin'ler var. Çünkü toplumumuzda Servetolar var. Ve toplumumuzda Castello'lar var. Castello'nun düşüncesi hala günümüzde yaşıyor ve yaşamaya da devam edecek. Çünkü senin de bahsettiğin gibi pasif direnişçiler kendi halinde müzevi bir şekilde yaşayan ve önemsiz görünen tiplerdir. Ama fikirleriyle, olgularıyla ve onu nazik, hümanist mesajlar vererek yayma öğretileriyle günümüzde yaşamaya devam edecekler. Soruna gelecek olursak, öğretilere, inançlara, düşüncelere toplum tarafından saygı gösterilmesi zor bir olgu maalesef. Ama bunu aşmamız mümkün. Yani uzun lafın kısası, benim düşüncem her zaman iyidir. Senin düşüncen kötüdür. Senin yolun iyi bir yol değil. Sen iblissin gibi bir evrene kendinizi sokarsanız hiçbir zaman hoşgörü denen o muntazam düşünceyle karşılaşamazsınız. Ya da hikayenin sonunda iblis siz olursunuz. İnsanlıkla zorbalığın savaşında sence kim galip gelecek Can? Bu zamana kadar kim galip geldi Ahmet? Her zaman zorbalık galip geldi. İnanıyorsun Ahmet. Bu bir döngü. Ying Yang gibi bitmeyen bir savaşın iki öyküsü. Abil ile Kabil gibi hikayenin başından beri devam eden bir öykü. Bence hiçbiri birbirine galip gelmiyor. Dönemsel galibiyetler söz konusu. Ki Stephen Zweig'in hayatına baktığımız zaman intihar etmesi bunlardan bir tanesini gösteriyor. Totaliter bir rejime karşı ya da totaliter rejimlerin yükselişine karşı intihar eden dönemin en bilge insanlarından bir tanesi. Şansı bu dönemin yükselişine denk gelmesi. Kimilerinin şansı çok güzel, bereketli, hümanistliğin aktif olduğu, insanların birbirinin fikirlerine değer verdiği dönemlere denk geliyor. Burada asıl sorulmamız gereken soru şu. Her zaman Calvin'ler,
her zaman Kastelyalı olacak. Peki biz hangi döneme denk geldik Ahmet? Günümüz dünyasında moderniteyle birlikte iletişim araçlarının yayılması ve insanların bilgiye daha kolay ulaşmasını düşünecek olursak vicdan günümüz konjonktüründe galip geliyor görülebilir. Ama bu bize algılamamızı istedikleri şey olarak dikte ediliyor. Yani bana göre zorbalık her zaman galip geliyor ve biz pasif direnişçiler, hümanist insanlar olarak vicdanın sesini, kendi sesimizin galip gelmesini arzu ediyoruz. Bu güzel kitapta sence de böyle birkaç tane pasaja değinmeden geçmek olmaz değil mi Ahmet? Kesinlikle. Bir kez zora başvuran buna devam etmek zorundadır. Teröre bir kez bulaşanın onu arttırmaktan başka çaresi yoktur. Terör, terörü destekler, terörün sonu, Machiavelli'nin söylediği gibi şiddetli bir şekilde kafaların ezilmesidir. Kötü bir şarap insanlara zorla içiriliyor diye daha iyi olmaz. Yani toplum tarafından kabul gören baskın düşünce herkes tarafından benimsense bile bu onun daha iyi olduğu anlamına gelmez. Söyleyin bana diye sorar İncer'in hizmetkarlarına. Bana karşı tutumunuzu hangi bakımdan İsa'ya yakıştırabiliyorsunuz? Hainin onu hafiyelere teslim ettiği anda bile o iyilikle konuşur ve çarmıha gerilirken celladı için dua eder. Ya siz? İsa, Tanrı veya herhangi bir kutsal öğretinin ağzından çıkan cümleler nasıl oluyor da savaşa, teröre, kötülüğe sebep olabiliyor Ahmet? Dünya harici olarak da bakıldığında akla gelebilecek en dehşet verici durumda en bilgili iyimserler bile cesaretlerini yitirdi. Ve ben şimdi böyle kaygısız kalabilen, günü gününe yaşayan insanlara gıpta ediyorum. Biz bu kitabı inceledikten sonra hiçbir şeye duyarsız kalamıyoruz. Daha doğrusu insan kitap okuduğu zaman hiçbir olaya karşı duyarsız kalamıyor. Siz de duyarsız kalmayın. Sevgili Mitrendiller, kitap incelememizin sonuna geldik. Kitapta belli başlı 3 tane karakter var. Calvin, Serveto ve Castellio. Şu an sağda veya solda sizin için bir anket hazırladık. Sorumuz şu, hangi karaktere daha yakın hissediyorsunuz? Sebepleriyle beraber aşağı yorumlarınızı bekliyoruz. Unutmayın, beraber yorumlamak her zaman daha güzel. Ve kapatmadan önce sevgili Mitrendiller, teselli edici olarak baki olan özgür ruhun zaferidir. Yüzyılları aşan zaferidir.